Annem. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü açılışı siz videoyu izlediğiniz günün sahurundan çekiyorum. Sahurumuzu yaptık, ezan okundu. Ben de artık videoları birleştirip bir açılış videosu çekeyim dedim. Başlıktan gördüğünüz yemek menüsü aslında Ramazan'dan önce annemle çektiğimiz bir menüydü. Ama paylaşmamıştım. Biz de annem de birkaç gündür böyle kendi keyfimize göre hazırladığımız yemekler oluyor. Böyle menü şeklinde değil de mesela bir önceki günden kalan yemekler oluyor. Haliyle çekim yapamıyoruz. O yüzden dedim ki bu videoyu paylaşayım. Onun dışında video kısa sahur hazırlığı videosu çekiyorum. Onu da videonun en sonuna koyacağım. Bu arada bu videoda başlıktan belki görmüşsünüzdür. Hem akşam yemeği fikri hem tatlısı hem de sahuru olacak. Videonun bundan sonraki kısmında annemin hazırladığı yemek menüsünü izleyebilirsiniz. Tatlımızın yapımına başlıyoruz. 1 litre süt ekliyoruz. Dolu dolu. 2 kaşık dolu dolu un koyuyoruz. 1 2 4 kaşık da kakao. 4 kaşık kakao ve çırpıyoruz. 1 bardak şeker ekledik. Evet, yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Fokurdamaya başladıktan sonra bir paket vanilya koyuyoruz ve tekrar karıştırıyoruz. Altını da kapattık. Bu evrede karıştırıyoruz ve sos tamamdır. Arkadaşlar toplamda 3 paket şöyle petibör bisküvi kullanacağız. Bisküvileri batırmak için de burada sütümüzü hazırda bulundurduk. Yalnız arkadaşlar bunu genelde hazır pudingle yaparlar ya. Annem öyle bir güzel kıvam tutturdu ki bakar mısınız? Puding gibi oldu resmen. Süt. Şöyle sütümüzü bir kaba koyduk, batıracağız. Şöyle bulayıp dizeceğiz. Zeynep duruyorsun. Bir katı dizdik şöyle. Üzerine çikolatamızdan gezdiriyoruz. İkinci katımıza geçtik. Evet, son katımızı da artık ekliyoruz. Ve son katımızı da ekliyoruz. Evet arkadaşlar, bitti. Anneciğim bunu bu akşam yiyebilecek miyiz? Tabii. Soğuyacak. Biraz dolapta bekler. Akşam çayla birlikte yeriz. Evet, tamamdır. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk olarak size köfte harcımızı göstereceğim ama şöyle içine koyacağımız sosu hazırlıyoruz. Bir miktar mayonez koyuyoruz. Kendi yaptığınız ölçüye göre bol ya da daha az koyabilirsiniz. Hatta hiç koymayabilirsiniz. Şimdi burada bir iki saattir dinlendirdiğimiz tavuk köftemiz. Şimdi içindeki baharatları söyleyeyim. Anneciğim tavuk kıymanı ne kadar aldın? 1 kilo. Annem tavuk kıymasını kasapta yaptırdı arkadaşlar. Kendi robottan geçirmedi. Şimdi yorumlarda gelebilir robottan geçirerek yapsak olur mu bilemiyorum. Öyle biraz yavan katı olabilir. 1 kilo tavuk kıyması, 1 tatlı kaşığı köri, karabiber ve sarımsak ekledik. Bir de pul biber de ekledik. Bakın zaten şöyle size odaklayayım. Şu beyaz olanlar tavuğun yağı, bir de sarımsağın kendisi. Böyle ne kadar bekletirseniz tabii aromasını o kadar iyi verecektir. Ben şimdi hemen anneme döneyim. Şöyle turşularımızı çıkarıyoruz. Sosumuzun içine doğrayacağız. Şöyle salatalıklarımızı doğradık. Arkadaşlar mısırlarımızın üzerine şöyle salatalıklarımızı da ekliyoruz. Şöyle güzelce karıştırdık. Mayonezimizi de ekliyoruz.
Evet, köftemizi yapmaya başlıyoruz. Öncelikle kocaman bir tavamız var. Altını yakalım. Şöyle annem nasıl şekil verdiğini size göstereyim. İçine sıvı yağ da koyabilirsiniz. Biz sonradan biraz sıvı yağ ekledik. Göz kararı 2 kaşık ekledik. Arkadaşlar şöyle incecik yaptık. Şimdi galeta ununa batıracağız. 2 tane yumurta kırdık. Yetersiz gelirse bir tane daha kırarız. Şöyle çırptık. Evet, köftemizi önce una batırıyoruz. Sonra yumurtaya. Ve sonra da galeta ununa batırıyoruz. Şöyle şekil veriyoruz. Una batırıyoruz. Yumurtaya. Ve galeta ununa. Evet. Bu şekilde hepsini yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar biz kızartmaya başladık. Daha doğrusu annem kızartıyor. Bakın yapılanları size göstereyim. Aynı dışarıda hamburgercilerde satın alanlar gibi oldu. Şunu söyleyeyim ki. Arkadaşlar şimdi eğer olur da siz yaparsanız negatif bir şeyle karşılaşmayın diye size bazı püf noktalarını söyleyeceğim. Elinizden geldiğince kalın ve küçük yapın. Çünkü malzemeyi bulayınca alması, koyması biraz zor olabiliyor ve büyüyor. Elinizi büyütebiliyorsunuz yani sonrasında. Annem şöyle pişmemişleri dizmişti tabağa. Bunlar da pişmiş olanlar. Yani ilk başta köfteleri küçük ve kalın yapıyorsunuz. Galeta ununu ve yumurtayı bulayınca genişliyor, gevşiyor. Ondan sonra zaten galeta ununu batırdığınız zaman elinizle güzelce bastırıp büyütebiliyorsunuz en sonunda. Annem şöyle hamburger ekmekleri aldı. Tabağa böyle koymuş. Hepsini açacağız ki hazırda bulunsun. Arkadaşlar şöyle ekmeklerimizi bu yaptığımız sostan, marinezli sostan sürüyoruz. Şöyle. Bir yandan tavuklarımız pişerken bunu yapalım ki sıcak sıcak yiyelim. Yaptıklarımızı böyle diziyoruz. Çok harcımızı ekledik. Şimdi kıvırcıkları üstüne ekleyeceğiz. Şöyle kıvırcıkları da diziyoruz. Arkadaşlar bakın tavuklarımızın hepsi pişti. Şimdi ekmeklerimizin üzerine yerleştirelim bakalım. Hamburgerlerimiz hazır. Hepsi yine el yapımı. Anneciğimin ellerine sağlık. Tadına bakacağız ve yorumlayacağız birazdan. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Size yorumunu yapacağım demiştim. Efsane olmuştu. Çok güzel olmuştu. Tadına bayıldık. Vallahi inanır mısınız? Ben o ekmeklerden tam 3 tane yedim. 2 taneyle doyarım diye düşünmüştüm ama o kadar güzel oldu ki gözüm doymadı resmen. Şimdi tabii biraz akşam geç saat oldu, tatlayacağız. Geçten kalsın 9.30-10 tatlı vakti. Annem şöyle fındık kırdı üstüne. Evet, tatlımızı artık kesiyoruz. Evet, tatlılarımızı da servis tabaklarına aldık. Bize afiyet olsun.
Evet arkadaşlar, videonun bu kısmında sahur hazırlığına geçiyorum. İşte patateslerimi soydum, doğradım. Bunları kızartacağım. Burada da yumurtalarımı haşlayacağım. Ben bazen yiyorum, bazen yemiyorum. Eşim valla 3 tanesini birden yiyebiliyor. Şimdi bunları patates şimdilik dursun. Önce bir yumurta biraz haşlansın, sonra bunları pişireceğim. Sağ olsun Eltim şu yaptığı soslardan arkadaşlar bana 3 kavanoz verdi. Valla ben sahurlarda yiyorum, çok güzel oluyor. Hatta sadece bu bile olsa yeterli oluyor. Eşimin çok arası yok böyle şeylerle. O daha çok tatlı şeyleri sever. İşte reçel, bal, kaymak, çikolata. Ben de tam tersine böyle doyurucu, tuzlu şeyler. Yani ben bunu kendim için dolduruyorum şu an. Bu aralar acayip şekilde canım tulum peyniri çekiyor. Böyle domatesle sadece tulum peynirini sahurda yiyebilirim. Ama tabii ki peynir kalmaz yani sürekli tulum peyniri yersem. Bir de şöyle helva çıkaracağım. Biliyorsunuz hayvanın da biraz doyurucu özelliği var ve sağlıklı zaten. Çok tabak kirlenmesin diye ben peynirle helvayı aynı tabağa koyuyorum. İftardan sonra genelde çay içtiğimiz için meyveyi ihmal ediyoruz. O yüzden şöyle muzla doğrayacağım. Muzları doğradım. Böyle tabakları bir kısmını hazır ediyorum. Tek seferde götürüyorum. Şöyle domatesimi de doğradım. Tuzunu ekliyorum. Sos olunca domates çok gitmiyor. Şöyle zeytinlerimizi de dökelim. Şöyle çayı demledim. Patatesleri kızartabilirim. Yumurtalar da bu arada çıktı. Her şeyi sofraya götürdüm. Yumurtalar da tamam. Şimdi bunlar da sofraya gidecek. Bir de arkadaşlar şöyle biz Bolu'dan gelirken sağ olsun teyzemiz bize şöyle bir kendi elleriyle yaptığı ekmekten vermişti. Bunları da şimdi sahurda ısıtacağım. Böyle yapınca çok güzel oluyor. Tavaya diziyorum. Kısık ateşte ısıtıyorum. Evet, patatesimiz de sofraya gidebilir. Evet arkadaşlar, bizim bugünkü sahur soframız hazır. Bu videomu da artık burada sonlandırıyorum. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.